Türk televizyon ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Özgün Amal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Genç yaşlarda tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çeken Amal, Türk sanat dünyasına kendi özgün izini bırakan bir oyuncu olarak bilinir. Annesi Akile Amal, aslen Selanik kökenli bir devlet memurudur. Babası Kubilay Amal ise Makedonya kökenli tüccardır. Özgün Amal çocuk yaşlarında tiyatro oyunlarıyla oyunculuğa başlamıştır. 1997 yılında ilk profesyonel deneyimi Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunudur. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Özgün Amal Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Hobileri arasında tiyatro en büyük hobisiyken sinema ve fotoğrafçılık da yer almaktadır. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1997 yılında başlayan Özgün Amal, ilk büyük çıkışını 2001 yılında yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı diziyle yaptı. Hem tiyatro hem de dizi oyunculuğu yaptığı 2000 yılında Kerem ve Havada Bulut isimli filmlerde rol alan Özgün Amal, aynı yıl Tiyatro Fora isimli özel tiyatroda Apaçık, Tekrar Çalsam, Yan Etkili Konuşmalar isimli oyunlarda oynadı. Yılında rol aldığı Sır Çocukları isimli filmde başarılı performans sergilediği için 14. Ankara Film Festivali'nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Kariyerinde Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Polat Alemdar'ın sevgilisi Elif Eylül karakteriyle ünlenmiştir. Özgün Amal'ın canlandırdığı Elif Eylül karakteri dizideki güçlü kadın figürlerinden biri olarak öne çıkar ve onun oyunculuk yeteneğini de sergilemesi açısından önemli bir rol olmuştur. Özgün Amal'ın performansı karaktere hem duygusal derinlik katmış hem de Kurtlar Vadisi pusunun hikayesine önemli bir katkı sağlamıştır. Polat Alemdar'la yaşadıkları derin ve karmaşık ilişkisi dizinin seyirciler tarafından yakından takip edilen unsurlarından biridir. Bu ilişki sevgi, sadakat, ihanet ve fedakarlık gibi temaları içerir ve karakterin derinliklerine dair önemli ipuçları sunar. 2005'te oynadığı Kiralık Oyun isimli tiyatro performansıyla da Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı müzikal komedi kadın oyuncusu ödülünü almıştır. 2006-2010 yıllarında Access reklamlarında yer aldı. 2009-2011 yıllarında Hanımın Çiftliği adlı dizide başrol karakteri olan Güllü'yü canlandırdı. Özgün Amal son olarak 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde rol almıştı. 2014 sezonundaysa Yeteneksizsiniz Türkiye'nin jürisi olarak ekranlarda yer almıştır. Güzel Oyuncu 2002-2008 yılları arasında sevilen isim Oktay Kaynarca ile büyük aşk yaşamıştı. Oktay Kaynarca ile birlikteliğinin sona ermesi üzere 2010 yılında Başar Savur'la birliktelik yaşamaya başladı. Uzun süre aşkları devam eden Özgün Amal ve Başar Savur çifti 3 yıl aradan sonra 2013 yılında bu birlikteliğe son verdiler. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet adlı dizide başrol oynayan Özgün Amal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral'la aşk yaşamaya başladı. Özgün Amal'ın bu aşkla birlikte hayatı değişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgün Amal kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermiş. Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evinde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. 6 Ekim 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Özgün Amal 2023 yılından itibaren Kızıl Goncalar adlı dizide başrol karakteri olan Meryem Tezeli'yi canlandırmaktadır. Sanatın yüreğinden bir ışık gibi parlayan Özgün Amal sahnedeki varlığıyla perdedeki yansımasıyla bizlere insan olmanın hikayelerini anlatır.
Karakterlerine, ruhuna dokunan, her rolüyle ayrı bir evrene kapı aralayan Özgün Amal, izleyicinin yüreğinde iz bırakan bir sanatçıdır. Özgün Amal'ın büyüleyici sanat yolculuğuna beraber göz attık. Daha fazlası için kanalıma abone olun ve bu güzel yolculukta bana katılın. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.